Surinam ismini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Ya da duyduysanız çoğunuz Afrika kıtasında olduğunu zannediyordur. Surinam, Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında bulunan bağımsız ve küçük bir ülkedir. Küçük bir ülke olmasına rağmen Hollanda'nın tarihinde ve bugününde oldukça önemli yer kaplar. Sadece Hollanda'nın da değil, New York şehri içinde ayrı bir önemi var. Kablosuz derginin bu videosunda Surinam'a yakından bakacağız ve ülkeyi, geçmişi ve bugünüyle inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Surinam, Güney Amerika'nın kuzey kısmında yer alıyor. Brezilya, Guyana ve Fransız Guyana'sı ile komşu olan bir ülkedir. 165 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle Güney Amerika'nın en küçük ülkesidir. Büyüklüğünün daha iyi anlaşılması için yaklaşık İç Anadolu bölgesi kadar bir alan kaplar. 586 bin nüfusu bulunan ülkede halkın büyük bir çoğunluğu kuzeyde, Atlantik kıyısında bulunan yerleşim yerlerinde toplanmıştır. İç kesimlerde nüfus yoğunluğu çok çok düşüktür. Ülkenin başkenti Paramaribo aynı zamanda en kalabalık şehridir. Resmi dilleri Hollandalıların da ana dili olan Flemenkçedir. Ancak 586 bin nüfuslu ülkede birbirinden farklı diller de konuşuluyor. Bunların bazıları İngilizce, Hintçe, yine Hindistan'da konuşulan Boşpuri ve Endonezce gibi uzak coğrafyaların dilleri olurken bazıları da yerel dillerdir. Ama içlerinde bir tanesi var ki ne yerel bir dildir ne de diğer milletlerin dilidir. Adı Sranan Tongo olan bu dile birazdan değineceğim. Ülkede en yaygın inanç Hristiyanlıktır ama Hinduizm ve İslam inancına da mensup kalabalık topluluklar vardır. Bu küçük ülkede konuşulan dillere ve inançlara bakınca çok enteresan ve geniş bir yelpaze ile karşılaşıyoruz. Surinam bağımsızlığını 1975 yılında, yani daha yakın bir geçmişte kazandı. Öncesinde ise birçok Güney Amerika ülkesi gibi sömürge dönemi geçirdi. 1500'lerde Avrupalıların gelmesiyle ülkenin kayıtlı tarihi başladı. Avrupalılar ülkeye geldiğinde bazı Kızılderili kabileleri burada yaşıyordu. İlk olarak İspanyollar geldi. 1600'lerin başında da İngiltere ve Hollanda Surinam'ı kontrolleri altına almak için yarıştı. 1667'de iki ülke arasında yapılan anlaşmayla İngilizler ülkeyi Hollandalılara bıraktı. Hollandalılar yaklaşık 300 yıl boyunca koloni toprakları olarak ellerinde tuttu. Sömürge yönetimi boyunca burada kahve ve şeker üretimi yaptılar. Dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen köleleri tarlalarda çalıştırdılar. Surinam'daki üretimden elde edilen gelir, tarih içinde Hollanda'nın zenginleşmesine büyük katkı sağladı. Başta da dediğim gibi 586 bin nüfuslu küçük bir ülke olsa da enteresan bir insan yelpazesine, dil ve inanç çeşitliliğine sahiptir. Bunun nedeni seneler boyunca süren köle ticaretidir. Ama klasik köle ticaretinden biraz daha farklı bir geçmişe sahipler. Avrupalılar Amerika kıtasında yeni yerler keşfedip yeni koloniler kurarken buralardaki işler için Afrika'dan getirilen köleleri kullandı. Bu hemen hemen tüm Avrupalıların uyguladığı yöntemdi. Hollandalılar da kurdukları Hollanda Batı Hindistan şirketi ile aynı yöntemi izledi. 1800'lerde Abraham Lincoln önderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan kölelik karşıtı hareketler bir iç savaşa dönüştü ve kölelik karşıtı Kuzeyliler bu savaşı kazandı. Savaş tüm dünyayı etkileyen sonuçlara yol açtı. 1863 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin yasaklandığını duyuran bildiriyi Hollanda'da kabul etti. O seneden itibaren koloni köleliğini aşamalı olarak yasaklamaya başladılar. Toprak sahiplerine de tazminat olması adına sonunda serbest bırakmak şartıyla köleleri 10 yıl boyunca düşük ücretler karşılığında çalıştırma hakkı tanıdılar. 1873'te özgürleşen kölelerin büyük bir kısmı çiftliklerde çalışmayı bıraktı. Bazıları da birlik olup kendi çiftliklerini kurdu. Toprakların büyük kısmını hala elinde tutan eski köle sahipleri bu işleri devam ettirmek için yüksek iş gücüne ihtiyaç duyuyordu ama bunu içeriden karşılamanın imkanı yoktu. Hollanda bir diğer sömürgesi olan, o dönem Doğu Hint adaları olarak geçen, günümüzde ise Endonezya olan bölgeden işçiler getirdi. Daha sonra İngilizlerle anlaşma yapıp İngilizlerin kontrolündeki Hindistan'dan da yeni işçiler getirdiler. 1900'lerde iş gücü yine eksik kalınca bu sefer öncekilerden daha az sayıda da olsa Çinli ve Orta Doğulu işçileri Surinam'a sevk ettiler. Tüm bu gelişmelerin sonucunda bugün az bir nüfusa sahip olsa da Surinam nüfusuna oranla dünyanın en multikültürel ülkelerinden biridir. Sranan Tongo diline değineceğimi belirtmiştim. Sranan Tongo kelime anlamı olarak Surinamlıların dili demektir. Bu dil İngiliz sömürgecilerinin konuştuğu İngilizceyi anlamaya çalışan kölelerle sömürgeciler arasında iletişim kurmak amacıyla gelişmiştir. Bu tip dillere Kreol dilleri deniyor. Kreol dilleri temel alındığı dilin karşıtı olarak yöreye ve kişiye göre gelişiyor ve birkaç dilin karışımından oluşuyor.
temel aldığı ana dille ortak seslere sahip olsa da ses ve dil bilgisi bakımından özgündür. İngiliz sömürgecilerle köleler arasında iletişim kurmak için kullanılmaya başlanan sıralanan Tongo dili, bölgenin Hollandalılara geçmesinden sonra Flemenkçeden de etkilendi. Daha sonra Endonezya, Hindistan ve Çin'den gelen işçiler de dilin bugünlere gelmesine katkıda bulundu. Hollandalıların dayatmasından dolayı resmi dil Flemenkçe olsa da ülkenin yerel dili sıralanan Tongo'dur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgeci ülkeler ve sömürgeleri arasında statü değişiklikleri yaşanmaya başladı. Avrupalılar kağıt üzerinde sömürgelerini daha modern bir yönetim yapısına dönüştürüyordu ama oralarda yaşayanlar için pek bir değişim olmuyordu. 1922'den sonra Surinam, Hollanda Krallığı'na bağlı deniz aşırı eyalet statüsünü kazandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya Hollanda'yı işgal edince, Hollanda Kraliçesi Wilhelmina ve ekibi İngiliz donanmasının yardımıyla ülkeden kaçtı ve Londra'ya götürüldü. Londra'da kendilerine bir bina tahsis edildi. Bu binada Hollanda hükümetinin sorumluluklarını üstlenip resmi işlerini ve görüşmelerini yapmaya başladılar. Kraliçe Wilhelmina'nın bu Londra'daki dönemine sürgündeki Hollanda hükümeti denir. Sürgündeki Hollanda hükümeti müttefiklerin savaş çabalarını desteklemek ve Surinam'daki boksit madenleri korumak için Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri Surinam'a 2000 asker gönderdi ve ülkeyi işgal ettiğini açıkladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Surinam, 1954 yılında Hollanda Antilleri ve Hollanda ile birlikte Hollanda Krallığı'nın kurucu üyelerinden biri oldu. Bu yapı içinde Hollanda, Surinam'ın askeri yapısının ve dış işlerinin kontrolünü 1974 yılına kadar tamamen elinde tuttu. 1974 yılında Surinam'daki Ulusal Parti ile Hollanda hükümeti arasında bağımsızlık müzakereleri başladı. 1975 yılında ise bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bağımsızlıklarını ilan etseler de Hollanda ülkeden elini çekmedi ve perde arkasından işleri yürütmeye devam etti. Zaten bağımsızlıklarının ilk 10 senesinde Hollanda hükümeti tarafından sağlanan yardımlarla ayakta durdular. Siyasi istikrarsızlıklar hemen ortaya çıktı. Bağımsızlıklarını takip eden yıllarda nüfusun yaklaşık 3'te 1'i Hollanda'ya göç etti. Yolsuzluk ve etnik kutuplaşma yaygın hale geldi. Darbeler, junta yönetimler, yolsuzluğa ve cinayetlere karışmış siyasilerle bugüne kadar geldiler. Surinam, Güney Amerika anakarası üzerinde bulunup Brezilya gibi bu coğrafyayı etkileyen büyük bir ülkeyle komşu olsa da kültürel, ekonomik ve siyasi olarak Karayip ülkeleriyle daha güçlü bağlara sahiptir. Karayip ortak pazarı CARICOM'un üyesidir. Bunun nedeni Hollanda'nın yakın coğrafyadaki kolonilerinin Karayipler'de bulunmasıdır. Bugün halen Hollanda Krallığı'nın bir parçası olan ve Hollanda Karayipleri olarak geçen Aruba, Korsua ve Sint Maarten, Surinam'ın en yakın ve yoğun ilişkilerde bulunduğu ülkelerdir. Bu ülkeyi diğer Güney Amerika ülkelerinden farklı kılan şeylerden biri de Müslüman nüfusudur. Nüfuslarının %15'inden fazlası Müslümandır. Tüm Amerika kıtasında nüfusuna oranla en kalabalık Müslüman topluluğuna sahipler. Müslümanlık bu topraklara ilk olarak Afrika'dan getirilen kölelerle ayak bastı. Ama Afrikalı köleler arasında Müslümanların sayısı çok düşüktü. Bugünkü büyük topluluğun oluşması ise esas olarak Endonezya ve Hindistan'dan gelen işçilerle sağlanmıştır. Ülkede 200'den fazla cami ve birçok Müslüman sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Bu kuruluşların İslami müfredata göre eğitim veren 6 tane de okulu var. Surinam ilk başta şeker ve kahve üretmek için Batılılar tarafından sömürge haline getirilse de sanayi devriminden sonra ülkede boksit madenleri ön plana çıkmaya başladı. Dünyanın en zengin boksit yataklarına sahipler. Boksit üretimi bugün de ekonomilerinde önemli yer kaplar. Başkent Paramaribo'nun 85 km güneyinde bulunan Rosebel Altın Madeni de altın üretimi açısından dünyada önemli yerler arasındadır. Rosebel Madeni'nin çevresinde de yerel halk kaçak olarak ve doğada büyük tahribata yol açarak altın arıyor. Surinam ekonomisi adına en sevindirici olaylardan biri de yakın dönemde ülkenin kuzeybatı kıyılarının açığında petrol bulunmuş olması. Bulunan petrol rezervleri büyüklük bakımından dünyada 69. sırada yer alsa da küçük bir ülke oldukları için etkisi çok büyük. Diğer yandan maden bakımından alüminyum, platin, bakır, kaolin ve nikel rezervlerine sahipler ve bunları üretiyorlar. Ormancılık ve balıkçılık da önemli gelir kapılarıdır. Tarım alanındaysa şeker kamışı, muz, tropikal meyveler, pirinç ve kahve üretip satıyorlar. Tüm bu ekonomik detaylara rağmen halkı oldukça fakirdir. Çünkü ekonomik üretim çoğunlukla Surinam halkına yansımıyor. Hollandalıların senelerce sömürdüğü ülkede geriye yoksul ve eğitim seviyesi düşük halk kaldı.
başkanlık sistemi etrafında kurulan devlet yapısı da demokrasiyi kısıtlayıcı olduğu ve darbe gibi dışarıdan müdahalelere her zaman açıktı. Dediğim gibi, kağıt üzerinde bağımsızlıklarını kazanmış olsalar da sömürgecilerin gölgesi hala üzerlerine düşüyor. Bu durumda iç karartıcı istatistiklere yansıyor. Sıradan bir vatandaş için Surinam'daki yaşam koşulları fazlasıyla zorlayıcıdır. Dünyadaki en yozlaşmış ülkeler arasında gösteriliyorlar. Bürokratik düzeydeki yolsuzluk ülkenin her hücresine sızmış durumda. Bu da verimsiz politikaların oluşmasına ortam sağlıyor. Çünkü bürokratlar ülkenin çıkarını düşünmektense öncelikle kendi içlerindeki yolsuzluk ağının zarar görmemesini düşünüyor. Çalışanlar için Surinam'da resmi olarak belirlenmiş bir asgari ücret politikası yok. Nüfuslarının %70'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. En büyük iş istihdam sahası madenlerdir. Çocuklar 12 yaşa kadar ücretsiz ve zorunlu eğitime tabidir. İki üniversiteleri var ama üniversitelerin eğitim kalitesi çok düşüktür. Başarılı öğrenciler yüksek öğrenim için genellikle Hollanda ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve eğitimlerini tamamladıktan sonra bu ülkede kalıyor. Üniversite eğitimini yurt dışında alıp da geri dönmüş insan sayısı çok azdır. Az da olsa Surinam'da Türkler de yaşıyor. Bir Türk iştiraki olan Princess Otelleri bünyesindeki Princess Casino'nun şubelerinden biri başkent Paramaribo'da bulunuyor. Kazino çalışanlarından bir kısmı Türktür. Genelde az tanınan bir ülke olan Surinam'ı daha önceden bilenlerin çoğu büyük ihtimalle futbol severlerdir. Eğer izlediğiniz futbolcu Hollandalı ve siyahi ise büyük ihtimalle Surinam asıllıdır. Hemen yakından örnek ülkemizde oynamış olan Ryan Babel, Ryan Donk ve Jermaine Lannister. Dışarıdan örnek verirsek dünyanın en iyi savunma oyuncusu olarak gösterilen Virgil van Dijk Surinam asıllıdır. Hollanda futbol tarihinde efsane olmuş Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Clarence Seedorf ve Patrick Kluivert gibi birçok oyuncu da Surinam asıllıdır. Hollanda'da yaşayan siyahi Hollanda vatandaşlarının da neredeyse tamamına yakını Surinamlıdır. Amsterdam'ın meşhur kanallarının inşaatı sırasında Surinam'dan getirilen işçiler kullanılmıştır. Surinam turizm olarak gelişmiş bir ülke değildir. Az nüfuslu fakir bir halkı olduğu için havayolu firmaları adına önemli bir destinasyon oluşturmuyor. Bu sebeple ulaşım zordur. Fakat Surinam'a giden birine rastladığınızda nasıl bir ülke diye sorarsanız alacağınız cevap her yer yeşil olur. Dünyada bu ülkeden daha yeşil bir ülke neredeyse yok. Ülkenin %95'i yağmur ormanlarıyla kaplı. Bu ormanlar UNESCO Dünya Mirası alanlarından biri olarak geçer. 1000'den fazla ağaç türünü içerir. Dev nehir susamuru, dev armadillo ve jaguarlar gibi birçok koruma altındaki hayvana ve çok çeşitli flora ve faunaya ev sahipliği yapar. Ülkedeki canlı çeşitliliği içinde en çok dikkat çekeni ise Surinam kurbağasıdır. Amfibik bir canlı olan Surinam kurbağası suyun içindeyken bir yaprak gibi görünüyor. Dişi Surinam kurbağası çiftleşme sonrası serbest bırakılan yumurtaları sırtına yerleştirir. Bu yumurtalar zamanla sırt kısmındaki süngerimsi deriye gömülür. Her bir yumurta için peteğe benzeyen bir odacık oluşur. Yavrular büyüyüp doğum zamanı geldiğinde annenin sırtından doğarlar ve dünyaya merhaba derler. Videonun girişinde Surinam'ın New York için de önemli olduğundan bahsetmiştim. Bugün dünyanın merkezi olan New York şehri ilk olarak Hollandalılar tarafından New Amsterdam adıyla kuruldu. Hollandalı tüccarlar New Amsterdam'ı zamanla önemli bir ticaret şehri haline getirdi. Sonrasında Yahudiler ve Fransızlar başta olmak üzere diğer Avrupalılar da buraya geldi. New Amsterdam'ın yakınındaki New England ve Virginia bölgeleri İngilizlerin kontrolündeki koloni topraklarıydı. New Amsterdam diğerlerinden daha öne çıkınca İngilizler gözlerini buraya dikti. 1664'te Britanya adasındaki York bölgesinin dükü 2. James askerlerle dolu gemileriyle New Amsterdam'in etrafını çevirdi. Hollandalıların valisi 2. James'e teslim oldu. Daha sonra İngilizler ve Hollandalılar arasında yapılan anlaşmayla Surinam ve Doğu Hint adalarının Hollandalılara verilmesi amacıyla New Amsterdam'in İngilizlere bırakılması onaylandı. New Amsterdam şehrinin adı da York dükü 2. James'e ithafen New York olarak değiştirildi. Surinam bayrağı tarz olarak bir Afrika ülkesi bayrağını anımsatıyor. Tabii ki her bayrak gibi tüm detayların bir anlamı var. Ortadaki kırmızı şerit ilerlemeyi ve sevgiyi, yeşil şeritler umut ve doğurganlığı, beyaz şeritlerse özgürlük, barış ve adaleti temsil eder. Ortadaki yıldız da tüm etnik grupların birliğinin simgesidir.